Herkese merhaba. Bu içeriğimizde Jata'nın CT4557 renkli kumandalı RGB şerit LED'ini inceleyeceğiz. Ürünümüz bu şekilde. Kutusunu açacağız. İçindeki parçaları inceleyeceğiz. Parçaların kalitelerini inceleyeceğiz ve küçük bir uygulama yapacağız. Ben bu uygulamayı televizyonumda yapacağım. Hadi başlayalım. Kutunun içinden bir garanti belgesi, Jata'nın şerit LED'i, kısaca bir kullanım kılavuzu, teknik özellikleri ve ürünün kendisi mevcut. Öncelikle bir teknik özelliklerine bakalım. 4 wattlık bir gücü var. Adaptörüne bakalım. 12 volt 1 amper toplamda. Gerilim diyor 12 volt. 1 metrede 60 lümen ışık veriyor diyor. 1 metrede 54 adet led mevcutmuş. Koruma sınıfı IP20. Işık açısı 120 derece. Rulo ölçüsü 5 metre, çalışma sıcaklığı ise -20 ve +40 derecede. Burada da 96 renk ambiyans seçeneği diyor. Ama siz bunu şey anlamayın sakın. Hani 96 tane farklı renk var diye algılamayın. Bakın bunun üstünde 3 tane ışık var. Şöyle yakından baktığımız zaman bakın bu R, yani kırmızının İngilizcesi olan red. Bu ise G, green, yani yeşilin İngilizcesi olan green. Bu ise blue, yani mavi. Bu 3 rengin birleşiminden 96 tane farklı renk elde edebiliyoruz diyor. Ha nasıl yapıyor bunu? Hepsini farklı tonlarda yapıyor. Yani kırmızıyı kısıyor, maviyi açıyor, farklı bir renk elde ediyor. Yeşili kısıyor, maviyi açıyor, daha farklı bir renk elde ediyor gibi düşünebilirsiniz bu şekilde. Şimdi adaptörümüze bakmıştık. Şurada bir alıcımız var. Jata'nın RGB kumanda kontrolörü. Şurada küçük bir kılavuz var. Bu kılavuzda hangi tuşun ne işe yaradığını gösteriyor. Ama ben kısaca özet geçeyim. Açma kapama tuşları, rengi arttırıp azaltma tuşları. Burada ise hangi rengi istiyorsak bunlar. Şu V dediği white, beyaz. Flash dediği 7 renk çakarlı ışık. Strobe dediği beyaz renk çakar. Fade dediği otomatik 7 renk arasında geçiş yapıyor. Smooth ise 3 renk arasında otomatik geçiş yapıyor. Montajımız gerçekten çok basit. Önce LED'in tamamını açmamız gerekecek. Şu şekilde LED'in tamamını açıyoruz. Bu iki farklı ucu şu şekilde. Bu 4 tane pinli ucu kullanacağız. Bu şekilde takacağız ama bunun üstünde oklar var. Bunun üstünde de ok var. Bu okların aynı yöne baktığından emin olmamız gerekiyor. Yani buradaki ok yukarıdaysa buradaki ok da yukarıda olacak. Bu şekilde bunu böyle takıyoruz. Bu kontrolcünün diğer ucunda ise 12 volt girişi var. Adaptörün 12 voltunu da buraya bağlıyoruz. Lakin geri çıkartmak istediğinizde bu malzemeler burayı iyi tutmadığından dolayı böyle açılıyor. Bilerek mi yapmışlar, bilmeyerek mi bilmiyorum ama biraz daha kaliteli olabilirdi. Yani çok fazla bir şey beklememek lazım bunlardan. Ucuz mallar bunlar zaten. Kumandamızı çalıştırabilmek için şu altında bulunan jelatin bir malzeme var. Bunu çekiyoruz ki pilimiz aktif hale gelsin. Artık pilimiz aktif. Şöyle bir kısaca piline de bakalım. Şu şekilde buraya bastırıp yukarı doğru çektiğimizde pilimiz boşa çıkıyor. Pilimizde CR2025 model pil kullanıyor burada. Zaten kumandanın üstünde de CR2025 yazıyor. Şimdi neye ihtiyacımız var? Tabii ki elektrik. Önce bir ışığımızı kapatalım ama. Baba dur ben kapatayım. Ve gönderiyorum. Evet şu anda ilk açar açmaz herhangi bir kumandadan düğmeye basmadım. Kırmızı, yeşil, mavi sırayla yanıyor. Hepsine bastım. Bakın şu anda beyaz ışık. Gördünüz mü? Beyaz ışık dediğim zaman 3 ışığı birden yaktı. Tabii şimdi bu şekilde durmayacak. Ben mesela bunu bir yere takacağım. Bu 3 ışığın birleşiminden beyaz ışık olacak. Bu sade kırmızı, sade yeşil, bu ise sade mavi. Tonunu kısalım. Bak şu anda loş bir ışık oldu. Şimdi kumandadaki diğer renk kombinlerine basıyorum. Burada kırmızıyla mesela yeşili karıştırdı. Burada maviyi kıstı, yeşili çok açtı. Burada kırmızı ve mavi karışımdan bu şekilde işte farklı renkler elde ediyoruz. Kumandadaki flash tuşu bütün renkleri yakıyor. Kumandadaki strobe tuşuna basıyorum. Renkler arasında yumuşak geçiş yapıyor. Bu tatlı bir ambiyans oluşturur. Diğer tuşa bastım hemen altındakine fade. Renkler arasında farklı bir geçişler yapıyor. Smooth'a bastım. İşte smooth gibi durmuyor. Bu kontrolcünün televizyonun altında olması gerekiyor. Çünkü kontrolcünün üzerinde
kumanda alıcısı var. Bu kumanda alıcısını kumandanın görmesi gerekiyor. Televizyonun arkasında kalırsa şayet kumanda bu alıcıyı görmediğinden dolayı kumanda işe yaramayacaktır. Dolayısıyla şöyle aşağıda bir yerde olması gerekecek. Bunun söyleyeceği yok. En önemli noktayı atladı. İşleme başlamadan muhakkak televizyonun tozunu alın. O yüzden ışığı döşemeye şu pinli kısım aşağı gelecek şekilde başlayacağım. Dikkat edin, diğer kısımdan başlamayın. Diğer kısım çünkü sonlandırılmış kısım. Şurada arkasında çift taraflı bant var. Çoğu LED'de olduğu gibi bu da çok kaliteli bir şey değil. Arkadaş, nedir senin şu çift taraflı bantlardan çektiğin? Çift taraflı bantın bir tarafından kaldırıp şu şekilde açmaya başlıyoruz. Şöyle tam ortaya gelecek şekilde ben bunu bu şekilde yapıştıracağım. Ama hemen sağa döndüreceğim. Buradan kırmak istemiyorum. Kırarak döndürmek istemiyorum. Çünkü buralar dönmesi için çok uygun yerler değil. Dolayısıyla direkt şöyle çevirerek fazla zorlamadan yapıştırmaya başlıyorum. Ayağın altından geçireceğim ben. Buradan şöyle çeviriyorum. Hafiften kenara doğru veriyorum ki dışa doğru eğimi fazla olsun diye. Direkt üstüne de takabilirim. Ama bu şekilde daha geniş bir görüntü elde edeceğimi umuyorum. Şu anda bir tam tur döndürdük. Hala elimizde bayağı bir şerit var. İstenildiği takdirde bu şeritler şuradaki birleşim yerlerinden kesilebilir. Bakın buradan da kesebilirim. Ancak kestiğim zaman bu kalan şerit benim çok fazla işime yarayacağını düşünmediğimden dolayı ben devam etmeyi düşünüyorum. Yapışkanının çok kaliteli olmadığını söyleyebilirim. Direkt belli oluyor zaten. O yüzden iyi tutsun diye bastırıyorum. Ama belli bir süre kullanılıp ısındıktan sonra yani yüksek ihtimal atar gibi. Bakarız o zaman da çaresine. Bu ışığa ya da sese duyarlı değildir. Bunu peşin söyleyelim de. Bunu Philips'in Ambilight sistemleriyle karıştırmayın lütfen. Bu çok basit, sıradan bir sistemdir. Herhangi bir şekilde televizyonla bağlantısı yoktur. Sadece görsel olarak bir ambiyans katması içindir. Artık ikinci yaptığım tamamını kapatmayacağı için biraz sallapati oldu ama olsun. Şu şekilde bir döşemesini yaptık. Kenarlardan atmaya başlamış bile. Şu anda montalama işlemini bitirdik. Hadi şimdi bunu yerine yerleştirip bir deneyelim. Hemen televizyonumuzun arkası altında bulunan prize adaptörümüzü takıyoruz. Arkasındaki yuvasından çıkarttık. Kontrolcüyü LED'e bağlıyoruz. Şimdi kontrolcüye elektriğimizi veriyoruz. Bakalım nasıl olacak. Başımızı bir kapatalım bakalım. Beklediğimden daha tatlı oldu ya. Biraz uzak açıdan göstermek istiyorum size. Şu kırmızı modumuz, şu yeşilimiz, şu mavimiz. Mavi çok tatlı durdu ama ya. Akvaryum gibi oldu. Bu sahnede yeşil gider ama tabii birazdan sahne değişecek. Beyazı açacağım şimdi. Bakın ilk gösterdiğimde renkler hepsi farklı farklıydı. Ama burada beyazı açtığım zaman arka planda beyaz oldu. Şimdi fade'lere bakalım. Bakın renk geçişleri. Kendisi otomatik geçiyor. Siz bir şey yapmıyorsunuz. Bence güzel. Diğer renk geçişine bakalım. Bence bu da tatlı olmuş. Diğerine bakalım. Bu gözü mahveder, gözü paramparça eder. Boşverin buna. Tonlarına bakalım. Tonlar değişiyor ben düğmeye bastıkça. Her düğmeye bastığımda farklı bir ton alıyorum. Şu anda sarı. Yavaştan kırmızıya doğru gidiyor. Ve tam kırmızı. Bunun parlaklık şiddetine bakalım. Mesela tam yeşil. Tam yeşili kısmaya başlıyorum. Bakın çok tatlı oldu. Ben bunu televizyonun arkasına taktıysam da illa bu televizyonun arkasında olacak diye bir şey yok. Salonun karton piyerlerinin içerisine takabilirsiniz. Evinizde çocuk vardır, çocuk odasına takabilirsiniz. Akşam uyuyacağı zaman şöyle kısarsınız, farklı bir ambiyans olur odasında. Mutfağa takabilirsiniz. Ya mutfakta çok kullanışlı olacağını düşünmüyorum şahsen ama evinizin bahçesi falan vardır, bahçede bu tarz bir şey yapabilirsiniz. Tatlı olur. Filmi de açtım diyelim. O siyah adam sana telif atarsa görürsün. Bu ormanlık bir alan olduğu için yeşil sanki daha iyi gider gibi. Ambilight olsaydı burayı direkt kırmızıya çevirirdi mesela. Ya da sarının şöyle bir tonla çevirse mesela otomatik olarak. Kafa benim. Bu adamın kafası başka yerlerde. Yine unuttu. Ne yapacağını biliyorsan. Abone de olursan var ya tadından yemez. Hadi ben kaçtım. Neyse efendim bugünlük benden bu kadar. Ben Furkan Genç. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.